Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Şimdi elimi biraz daha bastırıp burayı inceltmem lazım. Dikkatle izle. Nasıl bir şey olacak merak ediyorum. İşte burası vazonun ağız kısmı. Galiba biraz daha kil lazım. Yoksa beklediğimizden küçük bir vazo olacak. Ben hemen biraz yoğurayım o zaman. Hızlı olman lazım ama. İşte bu kadar. Çamurumuz hazır. Hı? Hazır mı? Daha 2 dakika bile olmadı. Bakalım. Kısmı hallettik. Burası biraz zorlayacak gibi. Sonrası kolay. Nasıl gidiyor Ali? Tahtaları birbirine çevirdim. Şimdi sırada ne var? Geldik en zor kısma. Makarayı yerleştirmemiz gerekiyor. Vazomuz da hazır. Bu vazo mu? Tamam, kabul ediyorum. Mükemmel olmadı ama gayet iyi bence. Yani sanki biraz olmadı mı? Ne? Yok yani pek tersi düzü belli olmuyor sanki. Evet, galiba bir yerde hata yaptım. Mehmet, Çınar bizi çağırıyor. Zeynep ile Ali nerede? Buradayız. Burada ya. Ha? Nerede ki bunlar? Bilmem. Allah Allah. Hey, yukarı bakın yukarı. Bu da ne böyle? Vay, gözlerime inanamıyorum. Şunlara bak. Sizce de harika değil mi? Bu arada Çınar bizi bekliyor. Geç kalmayın bence. Ne yapalım? Biz de koşalım bari. Patron. Patron. Burada mısın? Allah Allah. Bu saatte nereye gitti ki? Hı? Bu da ne böyle? Yoksa bana sürpriz mi yaptı? Buldum. Doğum günü sürprizi bu. Ama bir dakika. Benim doğum günüm 2 ay sonra. Öcü! Ne? Öcü mü? O kadar mı korkunç görünüyorum ben? Hiç öyle olur mu patron? Birden öyle karşıma çıkınca... Yoksa sen gördüğüm en karizma insansın. Öyleyim değil mi? Hem de ne karizma. Şu gözlerin keskinliğine bir bak. Ya şu çenenin güzelliğine. Patron özellikle de saçların. Abartmaz mı? Tamam patron, sustum. Saçım olmasa da diğer bütün söylediklerine katılıyorum. Artık insanlar benim gibi bir efsanenin varlığını bilmeliler. Ne dersin? İlk gören de sen ol istersen. Ha? İyi günler Çınar. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? Çok çok iyiyiz Çınar. Buraya nasıl geldik biliyor musun? Havadan. Havadan mı? Nasıl yani? Anlamadım. Karadeniz bölgesi hakkında bir ödev hazırlıyordum Çınar. Oradaki insanların kendi imkanlarıyla yaptıkları harika bir icattan çok etkilendim ve Ali ile aynından yaptık. Neymiş bu icadın adı? Baragele. Yani nasıl anlatayım? Basit teleferik. Zeynep sen üniversite okuyunca neler yaparsın düşünemiyorum bile. Çocuklar sizinle saatlerce sohbet etmek isterim ancak biliyorsunuz ki... Gürgen yine bir yerlere saldırıyor. Ve bizim onu durdurmamız gerekiyor. Bu sefer nereye saldıracak Çınar? Ta-ta-ta-tam. Öcü. Bak Azmi 2 oldu uyarıyorum seni. Karşınızda Ayın Fatih, Gürgen Palamut. Daha neler. Şimdiden geleceğe yatırım yapıyorum.
Hem de bir taşla iki kuş vurarak. Bir bakalım bu heykeli nereye dikeceğiz? Evin önüne mi? Hayır tabii ki. Biraz çalıştır şu kafanı Azmi. Yıllardır adeta benim heykelim için bekleyen bir yer. İstanbul mu? İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul'a İmparator 1. Konstantin'in onuruna büyük bir sütun dikildi. Neredeymiş ki bu sütun? Onlar diktiyse ben de yıkarım o zaman. İşim bu. Daha sonra da bu sütunun üzerine şehre sahip olan hükümdarların büyük heykelleri inşa edildi. Bak sen. Bu bir nevi İstanbul'a hakim olmak anlamına geliyordu. Çünkü o dönemin en uzun ve en güzel sütunuydu bu. Söyle artık, çatladım meraktan. İşte bu sütun çemberli taş sütunudur çocuklar. Ancak artık üzerinde herhangi bir heykel yok. Ne? Üzerinde heykel yok mu? Aklıma öyle bir fikir geldi ki hem İstanbul'un tarihi eserlerinden birini mahvetmiş olacağım, hem de İstanbul'a ve sonra da dünyaya adımı duyuracağım. İşte çemberli taş sütununun üzerine koyacağım heykel de bu. Nasıl plan ama? Haritaya göre Çemberlik Taş'taki bir tarihi esere saldıracak. Çemberlik Taş'ta tarihi camiler var. Gürgen camilere saldırmayacağına göre. Başka? Çocuklar, bakıyorum da bu işte iyice ustalaşmışsınız. Maalesef Gürgen'in bu seferki hedefi tarihi Çemberlik Taş sütunu. Tabii ki, nasıl aklıma gelmedi? Çocuklar, Çemberli Taş Sütunu yaklaşık 1700 yıllık çok ama çok değerli bir tarihi eser. Ona bir zarar gelmemeli. Merak etme Çınar, sana söz veriyoruz. Gürgen bu sefer de eli boş dönecek. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. O halde lazım olacağını düşündüğünüz her şeyi yanınıza alın. Ha! Hay! Ha! Bana bunlar yeter de artar bile. Ben hemen Çemberli Taş Sütunu hakkındaki detaylı bilgilere ulaşıyorum. Gidelim o zaman. Görüşmek üzere Çınar. Dikkatli olun çocuklar. Başınız sıkışırsa bana nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Patron, her şeyi anladım da biz bu kadar ağır heykeli nasıl kaldıracağız? Sence ben bunu düşünmedim mi? Düşündün mü patron? Sakın dur. Dünyanın en büyük, en güçlü vincine bir merhaba de Azmi. GP, Da Vinci ile bir apartmanı bile yerinden kaldırabilirim. Bu mu? Patron, geçenlerde icat ettiğin dozer gibi olmasın da. Fazla konuşma, hemen yola koyulalım. Patron, dur. Beni bırak patron. Benim yükseklik korkum var. Patron! Patron düşüyorum. Düşüyorum. Sağ, biraz sağ. Biraz daha patron. Tamam mı? Olmadı. Şimdi biraz daha sola. Azmi, bir karar ver artık. Başım döndü sabahtan beri. Tamam patron, bırak. Hey yavrum hey. Baksana anılar ne fatihler doğuruyor Azmi. Akşam haberlerine çıkıyoruz bugün. Hadi neyse. Bize gidelim patron. Sana mısır da patlatırım. Sinema keyfi. Nasıl hayır diyeyim? Daha çok var mı Zeynep? Hayır, şu viraja dönünce hemen karşımıza çıkacak. Ha? Aman Allah'ım! Bu kadarına da pes. Bu da ne böyle? Ne demek oluyor bu şimdi? Arkadaşlar, bu sütun milattan sonra 330 yılında Bizans İmparatoru adına dikildi. Yıllar sonra imparatorlardan bazıları güçlerini belli etmek için bu sütunun üzerine heykellerini koymuşlardır. Yani? Gürgen bu planıyla hem Çemberli Taş Sütunu'nun tüm orijinalliğini bozup onu yok etmek... ...hem de İstanbul'un hakimi gibi görünmek istiyor. O heykeli oradan bir an önce indirmeliyiz. Ama nasıl? Baksanıza heykel ne kadar da büyük. Sütun da çok yüksek. Eskiden boyu tam 57 metreydi. Şimdi ise 35 metre. 35 metre mi? Oraya ben bile tırmanamam. Bir yolu olmalı. Buldum. Arkadaşlar şimdilik bir şey yapamayız. Hemen mahalleye dönüyoruz. Tekrar geleceğiz. Aç bakalım şu televizyonu Azmi. Belki şimdiden haberlere çıkmışızdır. Hemen açıyorum patron. Azmi, meşhur oluyoruz Azmi. Patron, Gülhane Parkı'na da benim heykelimi diker miyiz? Bugün keyfim yerinde. Dikeriz tabii.
torunlarıyla birlikte onu yapıyor. Bunlar o çocuklar. Heykelim, heykelimi yıkacaklar. Heykeli yapan biz, televizyona çıkan onlar. Vallahi kıskandım şimdi. Ne diyorsun Azmi? Acele et. Heykelimizi yıktırmayalım. Patron, şimdiye kadar hep biz bir şey yıkmak için uğraşıyorduk. Çocuklar bize engel olmak için koşturuyordu. Bugünse tam tersi oldu. Ben Mucit, astronot Gürgen. Heykelimi yıktırmam. Yıkamayacaklar. Şaheserime dokunamayacaklar. İzin vermem. İşte oradalar. Bakalım bize nasıl engel olacaklar. Arkadaşlar, herkes dikkatli olsun. Tamam. Tamam. Hı-hı. Hı-hı. Gürgen, bu yaptığın hesabını vereceksin. Yıktırmam. Yıkamazsınız heykelimi. Bu tarihi eseri senin heykelin için mi binlerce yıldır ayakta tuttuk Gürgen? Ne varmış? Benim imparatordan neyim eksik? Onlar imparatorsa ben de astronot olacağım. Oraya heykel dikmek gerekseydi senin değil Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykeli dikilirdi. Bana ne? Önce ben diktim işte. Arkadaşlarınız nerede? Yoksa bir plan mı yaptınız? Hemen etrafa göz at. Kesin bunlar bana bir oyun yapacaklar. Ben şu taraftan gideyim. Birazdan gelecekler, merak etme. Gelsinler. İki tane küçük kızdan mı korkacağım? Aslında bir tanesinden korkmuyorum da değil. Neyse, bu heykeli buradan asla indiremezsiniz. Buna gücünüz yetmez. Biri benden mi bahsediyor yoksa yanlış mı duydum? Nerede çıktı bu? Nasıl? Olamaz. Olmamalı. Bu daha bir şey değil. Bir de şunlara bak istersen. Ben size yapacağımı biliyorum. Azmi! İşte geldik. Patron, her tarafa baktım. Kimsecikler yok. Çabuk vincimi getir. Gitti. Heykelim gitti Azmi. O kız oraya nasıl tırmandı? Bırak onu düşünmeyi de koş sana. Ben o heykel için tam 6 gün hiç uyumadım. Seni bedava karate kursuna yollarım. Söz, heykelimi rahat bırak. İstanbul'a ve tarihe zarar vermek istediğinde karşında bizi bulacaksın. İşte bu kadar. Nasıl olmuş Gürgen? Sizi mahvedeceğim. Heykelime bunu nasıl yaparsınız? Çok daha güzel bir heykel oldu bence. Bari heykeli komple yıksaydınız. Bittim ben. Rezil oldum. Bunu hak ettin Gürgen. Artık aklın başına gelir umarım. Bincim. Bincimi getirin bana. Azmi. Azmi. Getir artık şu binci. Hepsi senin yüzünden. Azmi. Patron, bunun freni nerede? Duramıyorum. Patron. Anneciğim. Bincim. Bincim de gitti. Mahvoldum ben. Bittim. Azmi. Thank you.
Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Bugün ne oynasak acaba? Bence koşmalı, zıplamalı, yarışmalı bir oyun oynamalıyız. Öyle oyunlarda hep bizi geçiyorsun diye, değil mi? Sadece ondan değil, çok da keyifli diye. Başka türlü olanlardan sıkılıyorum. Sen ne diyorsun Mehmet? Hı? Efendim? Sen bizi dinlemiyor musun? Şarkı söylüyordum, o yüzden duymadım sizi. Madem şarkı söylüyordun, biz neden duymadık? İçimden söylüyordum çünkü. Hangi şarkıyı söylüyordun? Önemli değil, beni boş verin. Siz ne konuşuyordunuz? Biz hangi oyunu oynamamız gerektiğini konuşuyorduk. Ve tabii ki Elif de koşmalı, zıplamalı ve yarışmalı bir oyun istedi her zamanki gibi. Evet, öyle istiyorum. Peki bir şey soracağım. Zeynep'i gördünüz mü? Ben görmedim. Ben de görmedim. Çınar'ın yanındadır. Onu bulup hep beraber karar verelim ne oynayacağımıza. Zaten o çoktan bir şeylerle ilgilenmeye başlamıştır. Hazır mısın Gürgen? Hazırım öğretmenim. Öğretmenim çok kötü. Yeter Gürgen. Ne oldu öğretmenim? Beğenmediniz mi? Dalga mı geçiyorsun bizimle? Hayır öğretmenim. Hasan, sıra sende. Öğretmenim, ben ne çalmak istiyorum? Ne bilsin Hasan öğretmen senin ne çalmak istediğini? Hayır öyle değil, ne çalmak istiyorum? Ne bilelim Hasan ne çalmak istediğini? Sinirleniyorum ama zaten öğretmen flüt çalışımı beğenmedi. Bir de sen üstüme gelme. Ne bu işte? Bunu üflemek istiyorum. Ha, tamam, şimdi anladım. Gerçekten şaşırtıcı Hasan. Neyi üflemen? Seni dinliyoruz. Ne? Tebrik ederim Hasan. Harikaydın. Sen ne yaptın öyle Hasan? Güzel çaldım değil mi? Güzel ne kelime? Muhteşem. Nereden öğrendin neyi çalmayı? Kursa gittim. Ben de çalmak istiyorum. Neredeymiş bu kurs? Tarihi Cafer Ağa Medresesi'nde. Yine mi tarih? Neyse bir gidelim bakalım. Çok güzel olacak. Ne yapıyorsun Zeynep? Ebru. İşte oldu. Zeynep bu harika olmuş. Teşekkürler Elif. Ben de öğrenmek istiyorum Ebru sanatını. Tamam, hemen gidebiliriz. Nereye gideceğiz anlamadım. Kurs aldığım yere, Cafer Ağa Medresesi'ne. Şimdi mi? Evet, hadi gidelim. Tamam. Ama biz... Bırakıp gittiler bizi. Ne dersin Elif? Biz de kendi kendimize öğrenmeyi deneyelim mi? Olur. Nasıl yapılıyor acaba? Patron, biz neden buraya geldik? Saldırı mı düzenleyeceğiz? Hayır Azmi, bu sefer saldırı yok. Neyi çalmayı öğrenmem lazım. Neden peki? Bir şey çalmayı beceremezsem sözlüden geçemeyeceğim. Şu içeriden bir şeyler çalalım o zaman. Topkapı Sarayı'ndaki gibi. Saçmalama Azmi. Müzik aleti çalmaktan bahsediyorum. Konuşturma beni. Kursun hocası az sonra gelir. Yine neyden ses çıkaramadığımı görürse hesabını senden sorarım. Özür dilerim. Allah Allah. Hasan'ın çıkardığı sesi ben neden çıkaramıyorum? Aa, patron. Şuraya baksana. Öf Azmi. Öf. Rahat bırak beni demedin mi? Ama patron, bak kimler var orada? Aa, bunlar onlar. Ali ve Zeynep. Hiç rahat yok mu bize bu çocuklardan? Yürü, yanlarına gidelim. Nasıl gidiyor Ali? Galiba güzel gidiyor. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Ha? Senin ne işin var burada? Yoksa Cafer Ağa Medresesi'ne zarar vermeye mi geldin? Ben ney çalmayı öğreniyorum? Asıl siz ne yapıyorsunuz burada? Beni mi takip ediyorsunuz? Biz de Ebru yapmayı öğreniyoruz. İyi, aferin.
Benim şimdi gitmem lazım. Öğretmenim kızacak yoksa. İnandın mı Gürgen'in neyi çaldığına? Bilmiyorum ki. Sence haber vermeli miyiz Mehmet ve Elif'e? Sadece onlara değil, Çınar'a da haber vermeliyiz. Sizin yüzünüzden öğretmen beni yerimde bulamadı ve kaytardığımı düşünüp aileme haber vereceğini söyledi. Biz bir şey yapmadık ki Gürgen. Sen bizim yanımıza geldin durup dururken. Görürsünüz siz. Evet, görürsünüz. Galiba hemen mahalleye dönmeliyiz. Çabuk olalım. Yandım ben, yandım. Her an çalabilir. Ne oldu patron? Eyvah! Efendim babacığım. Özür dilerim babacığım. Tamam babacığım. Tamam, size tamam demem babacığım. Kapattı. Ne dedi patron babanız? Neyi çalmayı öğrenemediğim için harçlığımı kesecekmiş. Gösterin ben o çocuklara da, Cafer Ağa Medresesi'ne de, İstanbul'a da. Hadi Azmi, hemen çalışmaya başlayalım. Galiba beceremedik Mehmet. Galiba. Boşuna eğitim almıyorlar demek ki. Gürgen! Gürgen! Sakin olun, ne olmuş Gürgen'e? Cafer Ağa Medresesi'nde gördük onu, kesin oraya saldıracak. Çok sinirliydi, görürsünüz siz dedi. Bakın, Çınar da bizi çağırıyor. Merhaba çocuklar. Merhaba Çınar, Gürgen mi? Galiba, kötü sinyaller alıyorum. Ali ve Zeynep haklı olmalı. Bakın, alarm da öttü. Kesin Cafer Ağa Medresesi'ne saldıracak. Aynen öyle. Hemen hareket edelim. Dikkatli olun çocuklar. Ne kadar var programın başlamasına Azmi? Yarım saat patron. Az sonra insanlar gelmeye başlar. Ama ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Patron, ne çalmaktan vaz mı geçtin? Azmi, neyi üflemeye zaman ayırmaktansa uzay mekiği yaparım daha iyi. Bak, buna üflüyorsun, ses çıkıyor. Hatta burnunla üfle, gene ses çıkıyor. Patron, sen müzik konusunda inanılmaz yeteneklisin, biliyor musun? Şimdi sana asıl yeteneğimi göstereceğim. Bak şimdi nasıl kaçıyorlar. Evet, şimdi daha rahat hareket edebiliriz. Sana bir görev vereceğim Azmi. Hallet gel hemen. Bak şuraya ve şuraya. Arkadaşlar, bugün Cafer Ağa Medresesi'nde el sanatları sergisi ve müzik dinletisi varmış. Geç kaldık galiba, içeride kimsecikler yok. Aslında daha 10 dakika olmadı sergi başlayalı. Buraya daha önce gelmediğime pişman oldum. Çok güzel değil mi? Mimarını tahmin edersiniz. Kesin Mimar Sinan'dır. Doğru. Bu tarihi eser 1559'da Cafer Ağa tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirildi. İçinde 15 sınıf, büyük bir salon ve güzel mi güzel bir bahçe var. Bir şey soracağım ama çekiniyorum aslında. Çekinmene gerek yok Elif, istediğini sorabilirsin. Medrese tam olarak ne demek? Günümüzdeki okul. Ali'nin Zeynep'le zaman geçirdiği hemen belli oluyor. Hallettim patron. Hepsini çok gizli yerlere sakladım. Güzel. O zaman sana bir parça armağan edebilirim. Sağ ol patron. Ama flütten sonra bir de piyano çalmasan mı? Bu piyano benim son icatım Azmi. İyi dinle. Aa, patron, sen ne yaptın öyle? İnanılmazdın. Saçmalama Azmi. Ben ne anlarım piyano çalmaktan? İçine özel bir düzenek yerleştirdim. Şarkıyı buradan açıyorum ve sanki ben çalıyormuşum gibi yapıyorum. Peki bunlar? Aman sakın ha! Onlar az önce sana verdiğim şeyler neydi sence? Bomba! Ne? Bomba mı? Yeah. Yandım ben.
İşte bu tuşlara bastığımda da güle güle Cafera. Bir tek burası kalacak. Medresenin geri kalanı... Puff! Gitti! Her neyse, bu şarkı senin için geliyor Azmi. Biri piyano çalıyor. Baksanıza, çok da güzel çalıyor. Bence de. Bir göz atalım bence. Ne olur ne olmaz. Gürgen piyano çalıp şarkı mı söylüyor yoksa ben rüya mı görüyorum? Hayır, rüyada değiliz. Arkadaşlar unutmayın, biz buraya bu medreseyi kurtarmaya geldik. Zeynep sen benimle gel. Elif sen de Ali ile Gürgen'in dikkatini dağıt. Bakıyorum da hiç zaman kaybetmiyorsunuz. Bu kadar güzel piyano çalmayı ne zaman öğrendin Gürgen? Yoksa yeni planın bununla mı alakalı? Yok canım, piyano çalmanın kolay yolunu öğrendim diyelim. Sen. Nedense sana bir türlü güvenemiyorum Gürgen. Öyle deme. Bak sana başka bir şarkı çalayım. Ne çalsam ne çalsam bir düşüneyim. Yok bu değil. Mehmet bak, bu piyano sahte. Şunu çalabilirim. Anlamalıydım. Müzik hoparlörden geliyor. Gürgen sadece çalıyormuş gibi yapıyor. Piyanoda yan yana 5 tane siyah tuş olur mu Zeynep? Hayır. O zaman bu piyanoda başka bir şey var. Başlıyoruz Azmi. Ona engel olmalıyız. O tuşlara basmamalı. Hı? Ama ne yapacağız? Galiba ben biliyorum. Hayır dur. Artık çok geç. Ya, al bakalım. Oy! Oha! Yandım. Parmaklarım. Parmaklarım. Çabuk o piyanonun başından kalk. Yoksa... Kalktım. Kalktım tamam. Beni yanlış anladınız. İsterseniz oturup siz çalın. Sadece piyano işte. Beni yanlış anladınız. Demek öyle. Ya bu tuşlar? Onlar otomatik tuş takımı. Demek öyle. Emin misin? Evet. Patron sana bir şey söylemem lazım. Şimdi olmaz Azmi. Patron, ben o bana verdiğin şeylerin bomba olduğunu bilmiyordum. İki tanesini yerleştirdim. Sonra çok yoruldum. Bunları sonra yerleştiririm diye cebime koydum. Ne? Bombaları cebinde mi taşıdın? Çalma! Ne olur çalma! Ve geliyor. Azmi kaç! 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 Patron beni bekle. Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm.
Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Bunu da al bakalım. Bunu da al. Biraz ağır olmadı mı patron? Şunu da şöyle koyalım. Evet. Patron, kollarım koptu. Sen de bir şeyler alsana. Paylaştırıyorum işte Azmi. Oyun bozanlık yapma. Bana da bu kaldı. Hadi yine iyisin Azmi. Sana yardım etmesem ne yapardın acaba? Piknik yapmaya bayılıyorum arkadaş. Arkadaşlar, sofra hazır. Geliyoruz, çok az kaldı. Ali, ipi sıkı bağlaman lazım, unutma. Ben çoktan bağladım bile, merak etme, gayet güçlü oldu. Demek ki yeterince sağlam olmamış. Biraz yemek yiyip güçlendikten sonra deneyeyim en iyisi. Dayan Azmi, çok az kaldı. Bunlar çok ağır patron. Gelmez olaydım. Böyle piknik mi olur? Bu yorgunlukla yatsam akşam ancak uyanırım. Duyan da ben hiçbir şey taşımadım sanacak. Hadi bak, yine keyifli günümdeyim. Sana biraz daha yardım edeyim. Ne kadar da hafifledi anlatamam patron. Ben de... Sen de Elif. Ben de. Ben de. Merhaba çocuklar. Siz de mi pikniğe geldiniz? Aynı soruyu biz de sana soracaktık. Ne o? Voleybol mu oynuyorsunuz? Biraz ara verseniz iyi olur. Nedenmiş o? Çünkü biraz futbol oynayacağız Azmi ile. Ona bir iki teknik öğretmem gerekiyor da. Önce biz geldik. Oyunumuzun bitmesini bekle. Önce yemek mi yesek patron? Olmaz. Oyunumuz daha bitmedi. Anlamadın herhalde. Tamam, hemen kızma ufaklık. O halde size meydan okuyorum. Cesaretiniz var mı? Yenersiniz, akşama kadar istediğinizi oynayabilirsiniz. Kabul mü? Bence hiç iyi bir fikir değil bu. Kabul. Ben Ali, senle Azmi. Ama ben de oynamak istiyorum. Bir şey de yapmazsan olmaz. Hem sen futboldan anlamazsın ki. Ne? Buradayım Azmi, buradayım. At. Gönder top altı. Fırtına gibi ilerliyor. Gel bakalım. Sana unutamayacağım bir çalım atacağım şimdi. Ne oldu? Hadi patron, gol olsun lütfen. Bunu nasıl yaptın? İşte of. Bu kadar. Ne?
Koş Azmi, defans, defans! Direk tam döndü. Nasıl kaçırırım? Moral bozmak yok Mehmet. Alacağız bu maçı. Ali, çok dikkatli olmalıyız. Gürgen gerçekten de çok iyi oynuyor ama başarabiliriz. Hadi patron, roket gibi bir şut çek. Roket gibi patron. Patron! Patron! Topu kaptırdın, gole gidiyorlar. Hadi! Gol! Ne? Azmi, şey oldu. Bak dinle. Gerçekten böyle olsun istemedim Azmi. Eğlenceli bir gündü arkadaşlar. Bunu tekrar yapalım. Bence de. Çınar'dan haber gelmedi. Acaba Gürgen'le karşılaştığımızı biliyor mu? Gidip anlatalım bence. Bu devreler tamam. Şimdi ateşleme sistemini kurmak kalıyor. Ne? Ne? Yine başardım. Galiba atölyemde demek hataydı. Patron, yine ne icat ettin? Gök yaran 4210S. Artık vakit geldi. Uzaya gidiyorum. Ne? Uzaya mı? Nasıl? Görürsün. Ne oldu sonra? Maçı 5-4 biz kazandık. Mağlubiyeti henüz unutamadı herhalde. Baksanıza sesi çıkmıyor. Belki de pes etmiştir. Gürgen mi? Bir şansımı deneyeyim dedim. Azmi, saat 3 yönüne kır. Ne? Saat 3 yönü mü? Patron, saat 3 yönü ne taraf oluyor? Şu tarafa doğru, şu tarafa. Rumeli fenerine. O halde biz seni daha fazla meşgul etmeyelim Çınar. Evet, en iyisi eve gidip biraz dinlenelim. Çocuklar, Gürgen yine pes etmemiş. Dur tahmin edeyim. Bu sefer saldıracağı yer tabii ki Rumeli Feneri değil mi? Evet Elif, doğru tahmin. Ancak sinyali biraz geç aldık çocuklar. Çünkü bu defa deniz yoluyla harekete geçmiş. İsterse uçakla gitsin. Onu bugün ikinci kez yeneceğiz. Ben hala ne yapacağımızı anlamadım patron. Azmi, ben yıllardır bir uzay mekiği yapmaya çalışmıyor muyum? Çalışıyorsun patron. Halbuki burada hazırı varmış. Baksana şuna. Bir tek motoru ve kumanda merkezi yok. Hem ben uzaya gideceğim hem de İstanbul'un köklü tarihine zarar vereceğim. Arkadaşlar, aramızda yükseklik korkusu olan var mı? Niye sordun ki? Rumeli feneri tam 30 metre yüksekliğinde de ondan. Ben aşağıda kalıp sizi korusam daha iyi olur. Bu sefer başaracağım. Bu planım gerçekten kusursuz oldu. Ben kimseyi göremedim. Ben de her yere baktım ama yoklar. Arayın, arayın. Daha çok ararsınız. Yukarı çıkalım. Ne dersiniz? Bence çıkmasak. Tamam. Ali, sen burada bekle. Etrafı kolaçan et. Biz yukarı çıkıyoruz.
Siz yukarı çıkıp gelene kadar ben işimi çoktan bitiririm. Dalga kıran, dalga kıran, hazır mısın? Dalga kıran, cevap versene. Azmi! Efendim patron? Patron değil, yakamoz diyeceksin. Tersizde senin adın dalga kıran, benim adım da yakamoz. Ha, hazırım. Neydi? Yakamoz. İşaret verdiğim an sakın geç kalma, sakın! Çınar bu defa yanlış alarm mı aldı? Ben de anlamadım ki. Birileri beni arıyor galiba. Gürgen yine ne kötülük peşindesin? Yok canım, ne kötülüğü? Dünyadan sıkıldım, aya tatile gidiyorum. Aya mı? Ne sandın? Bu daha başlangıç. Ben sana gösteririm. Dalga kıran, şimdi. Bu da ne? Göremiyorum. Beni artık kimse durduramaz. Bir şeyler yapmalıyım ama ne? Rumeli fenerini Osmanlı İmparatorluğu Kırım Savaşı zamanında Karadeniz'deki gemileri gözlemek için yaptı. Bu nedenle ışığı çok güçlü. Düşün. Buldum. Elektrik. Ne oldu? Bakıyorum da hareket edemiyorsunuz. Dalga kıran, görev tamam. Gidiyoruz. Hemen buraya gel. Burada ne şimdi? Hala doğru dürüst göremiyorum. Neden söndü bu? Yıllarca yanan fenerin sönüceği tuttu. Çocuklar, sadece bir şaka. Bir yere mi gidiyordun Gürgen? Bakın, yıldız kayıyor. Anneciğim. İşte böyle arkana bakmadan kaçarsın Gürgen. Azmi, sana diyorum Azmi. Burada Azmi diye biri yok, tamam. Azmi, şu gemiyi çabuk kıyıya yanaştır. Çocuklar peşimden, çabuk. Ben Azmi değilim. Lütfen kod adı kullanın, yakamoz. Gemiyi kıyıya yanaştır. Ben sana gözü gösteririm Azmi. Dalga kıran. Yıllar yıllar önceydi.
İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Elif ne yapıyorsun? Evet Elif ne yapıyorsun? Bu oyun öyle oynanmaz. Ha? Niye? Yere indirmiyorum işte. Gıngıç bir rekabet oyunu değil Elif. Gıngıç mı? Ne kadar komik bir adı varmış. Sen bir de karşındaki havalanmalı. Buna izin verirsen daha fazla keyif alırsınız. Nihayet. Harika. Diğeri daha zevkliydi sanki. Ne dersin Mehmet? Sorma Zeynep. Sürekli havadayken çok eğleniyordum. Çok güzel oyunmuş. Biz de oynayalım mı Zeynep? Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? Hoş bulduk koca çınar. Gayet iyiyiz. Ali'de yine bir şeyler var sanki. Gırgıca binemedi de o yüzden. Gıngıç olmasın o. Sözümü geri alıyorum. Gırgıç daha komikmiş. Görevi tamamladığınızda istediğin kadar binersin Ali. Gürgen bu sefer ulaşım araçlarına el atmış gözüküyor çocuklar. Basit düşünmeye karar vermez mi? Basitçe düşün, basitçe kazan. Ben her zaman diyorum patron. Ama sen hep karmakarışık planlar yapıyorsun. Beni oyalamaz mı? Ben burada tarih yazıyorum şu anda. Beyoğlu Karaköy tünelinden bir vagon alıyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz peki? Temizleyip geri götüreceğiz Azmi. Belediyeye hizmet edeceğiz. Hayır kurumuyuz ya biz. Öyle mi? Hayır Azmi. Her zamanki gibi İstanbul'un tarihine bir darbe vuruyoruz. Her zaman. Daha darbe vurmuşluğumuz yok ki patron. Al sana darbe. Hemen sinirlenme patron. Şaka yapmıştım. Benim minik vagonuma bir şey olsaydı gösterirdim sana şakayı. Hadi yola çıkalım hemen. Nasıl yapacak peki? O kadarını siz bulacaksınız çocuklar. Hemen harekete geçmelisiniz. Hadi öyleyse hemen gidelim. Bu iş bitince gıngıca ben bineceğim haberiniz olsun. Tünele buradan giriş olduğunu bilmiyordum. Çok ilginç. Yoktu zaten. Sen tembel tembel uyuklarken burasını emektar icadım yer kazan 3000'le inşa ettim. O kadar uyuklamış mıyım ben? Uyuklamadığım bir zaman var mı diye sorsana sen. Tabii ki var patron. Yoksa sana nasıl yardımcı olurdum? Sanki çok yardımcı oluyormuş gibi. Ya yolcular gelirse? Bugün pazar. 7:30'da açılıyor metro. Yani yarım saatimiz var. Bir planımız var mı? Tünelin iki çıkışını da tutmamız gerekiyor. İkiye ayrılalım o zaman. Evet. Ben Zeynep'le Beyoğlu çıkışında olacağım. Siz de Karaköy'deki kapıda bekleyin. Telsizle haberleşiriz.
İşte geldik. Zeynep, bir şey mi buldun? Bu tünelin iki çıkış olduğunu eminiz değil mi? Evet. Bak. Gürgen bizi yanıltmak için tünele üçüncü bir çıkış kazmış. Burayı neden kazdın patron? Çocuklar illaki peşime düşecek. Vagonu seninle iterek bu noktaya getireceğiz. Sonra buradan vagonları kaçırıp tüneli işlemez hale getirip tarihe büyük bir darbe vuracağız. Akıllıca ama unuttuğun bir şey var patron. Neymiş o? Çocuklar peşine düşemez ki patron. Tünel 7.30'da açılıyor ya. Ben bunu nasıl düşünemedim? Azmi, sen bir daha iyisin. Sayende patron. Bir de sayende diyor. Biz nasıl girdik o zaman Azmi? Biz girdiysek onlar da girebilir. Sadece vagonlar 7.30'da çalışmaya başlıyor. Peki neden bu tüneli işlemez hale getirmek istiyorsun patron? Çok soru soruyorsun. Hemen vagonun bulunduğu yere gitmemiz lazım. Yolda anlat işte. Yıllar yıllar önceydi. Evet Gürgen, hazır mısın? Her zamanki gibi hazırım öğretmenim. İnternette hazırlandım ve mutluyum Hasan. Efendim? Çok iyi hazırlandım öğretmenim. Bana her şeyi sorabilirsiniz. Peki. O halde dünyanın en eski 3 yeraltı metrosunun hangi şehirlerde olduğunu da biliyor olmalısın. Daha dün internette okumuştum. Çok şanslıyım. Cevap veriyorum. Londra. Evet. Chicago. Ve... Ve Paris. Yanlış. Nasıl yanlış olur? Daha dün kitapta yani internette öyle okumuştum. Daha evet, dün çocuklar, okumuştum. İnternetten her zaman faydalanabilirsiniz. Ama orada ilk bulduğunuz kısacık özetlere güvenmeyin. Gürgen bize bugün internetten öğrenilen her bilginin doğru olmayabileceğini gösterdi. Gürgen'e bunun için teşekkür ediyoruz. Bu arada sözüden geçemedim değil mi? Evet Gürgen. Doğru cevap Londra, İstanbul ve Chicago olacaktı. Gürgen'in hatırlayamadığı Karaköy Beyoğlu arasındaki tünel dünyanın en eski ikinci yeraltı metrosudur arkadaşlar. 1875'te yapılmıştır. Yeterince uzun süre olmuş. Zamanı gelince o metroya güzel bir son hazırlayacağım. Herkes beni konuşacak. İşte böyle Azmi. Paris nereden çıktı patron? Ne bileyim ben. Öyle yazıyordu işte. Neyse, işimize bakalım. Neden kıpırdamıyor bu? İtmeye devam etsen. Çalışıyorlar. Gürgen kazdığı tünele bağlayacak herhalde. Neyse ki beceremiyorlar. Aklıma bir şey geldi galiba. Vagonu itmesine yardım edeceğiz. Delirdin mi Mehmet? Sen metro sistemine girebilir misin Zeynep? Evet. Geldik ama burada hiç kimse yok. Biliyorum. Gürgen Vazmi burada. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. O taraftaki vagonun kilidini açın tamam. Vagonun kilidini açacakmışız. Ben hallederim. İşe yaradı. Tabii ki yarayacak. Ben planladım. Hadi tünelin ortasına kadar itelim. Neden Gürgen'e yardım ediyoruz Mehmet? Son bir işimiz kaldı. Onu da yapalım anlatacağım. Tünelin sistemine girdin mi? Evet. Gürgen Nazmi'nin vagonu ittikleri yoldaki makasın yönünü değiştirebilir misin? Hemen. Şimdi Gürgen'in kazdığı tünele gidelim ve izleyelim. Geliyorlar. Ne kadar var patron? Az kaldı. Yokuş geliyor zaten. Birazdan indiğimize gerek kal.
Azmi! Azmi! Koş! Koş Azmi! Olsun. En azından daha çabuk gideriz. Gürgen, trenin önüne geçerek tren durdurulmaz. Bunu hala öğrenemedin mi? Ay. Ay. Of. Acaba bu sefer nerede hata yaptım? Ay. Vagonu itmeye çalıştığını görünce bu tünelin nasıl çalıştığını bilmediğini anladım Gürgen. İki vagon halatlarla birbirini çekiyor. İnsanlar bu şekilde seyahat ediyor. Keşke bize sormuş olsaydın Gürgen. Bak başına neler geldi. Kulağıma küpe olsun. Gırgıç gibi. Gıngıç. Gırgıç ismi daha güzel, ondan öyle diyorum. Yoksa biliyorum canım. O halde bu anı ölümsüzleştirelim. Çekiyorum. Bir, iki. Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Hadi biraz daha açılalım. Benim başka bir önerim var. Topu en yükseğe diken kazanır. Var mı benden daha yükseğe atabilecek olan? En azından denedim. Bence biraz daha sık denemelisin. Ah!
Sen de biraz daha sık denemelisin Elif. Bu sefer göreceksiniz siz. Kim daha iyiymiş bakalım? Tamam, pes ediyorum. En iyimiz sensin. Hey Zeynep, sıra sende. Ya, çok isterdim ama Çınar bizi çağırıyor Elif. Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Çok iyiyiz. Yeni görevimize hazırız diyorsunuz, öyle mi? Kesinlikle. Koca Çınar, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin Ali. Bir topu çok yükseğe atmak için ne yapmalıyım? Evet çocuklar. Gürgen yine bir yaramazlık peşinde ve onu durdurmaksa size düşüyor. Belki bu sayede sorunun cevabını da bulabilirsin Ali. Sen hiç merak etme Koca Çınar. Bu sefer neyin peşinde? Bizimkisi bu sefer de futbola merak sarmış gibi gözüküyor. Benim yardımcı olamayacağım bir konu desenize. Ne konuşmuştuk Ali? Başarmanın yolu inanmaktan geçer. Ayrıca sen bize her zaman lazımsın Ali. Patron, bakıyorum da yine iş başındasın. O havan topu da neyin nesi? Herhalde iş başındayım. Senin gibi aylak aylak duracak değilim ya. O havan topu yeni planımın göz bebeği Azmi. Kalbimi kırdın patron. Söyle ben de bir şey yapayım. Sessiz ol yeter. Kafamı karıştırıyorsun Azmi. Peki patron. Patron. Efendim Azmi. Yeni planın ne? Tophaneyi amire. Neden? Geçen gün dersteyken... Gürgen, sana bir soru sormak istiyorum. Eğer bilirsen sana bir teleskop armağan edeceğim. Güzel bir fırsat. Hadi yine iyisin. Bu sefer bileceğim öğretmenim. Tüm sorularınıza hazırım. O zaman söyle bakalım. Tophane-i Amire kim tarafından hangi amaçla yaptırılmıştır? Bunu bilemeyecek ne var öğretmenim? Bizans kralı Lefter Küçük Andoniadis tarafından yapılmıştır. Öyle mi? Peki hangi amaçla yapmıştır Lefter burayı? Futbol topu üretmek için yapmıştır. Adı üstünde Tophane. Gürgen yine bizi şaşırtmadı değil mi çocuklar? Yanlış cevap. Bu sorunun doğru cevabını söylemek isteyen var mı? Evet Hasan. Tophane-i Amire Fatih Sultan Mehmet tarafından savaş toplarını üretmek için yapılmıştır. Aferin Hasan. Doğru cevap. Duydun mu Gürgen? Göreceksiniz. Çok değil, birkaç gün sonra orası futbol topu fabrikası olacak. İşte o zaman şaşıracaksınız. İşte böyle Azmi. Artık sözümü tutma zamanı. Yalnız patron, havan topu planının göz bebeği olsa da göz bebeği kadar küçük değil. Onu içeri sokamayız ki. Senin dahi patronun onu da düşündü tabii ki. İşte bununla topları stadyumlara fırlatacağım. Patron, koskoca top ona nasıl sığsın? Elbette buna sığmaz Azmi. Ancak yeni icadım dev yapan 1990'la en ufak şeyleri bile büyütebilirim. Çocuklar, neşenizi bölmek istemem ama artık yola koyulmanız gerekiyor. Sanırım Gürgen harekete geçti. Hiç merak etme Koca Çınar. Ona geçit vermeyeceğiz. İyi de nasıl? Daha bir planımız bile yok. Endişelenmeyin. Benim aklımda bir plan var. Hoşçakal Koca Çınar. Görüşürüz çocuklar. Dikkatli olun. Tamam da patron. Bütün bunları bu kadar insanın içinde nasıl yapacağız? Endişelenme Azmi. Burası 20 dakika sonra kapanıyor. Herkes gittikten sonra yeni icadım cam kesen 1455'te camda bir yuvarlak açıp içeri gireceğiz. Sonra ne yapacağız?
Beşiktaş'ın stadı buraya yakın. Oraya birkaç isabetli top fırlattıktan sonra artık burası sergiden çıkıp futbol topu fabrikasına dönüşecek. Hı? Oradalar. Şuraya da bakın, toplarını bile hazırlamışlar. Sergi mi? Artık burası bir sanat merkezi olarak kullanılıyor. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Sen de bilmiyormuşsun işte. Hı? Bilseydin şu an burada olmaz. Teleskopunla gökyüzüne bakıyor olurdun. Azmi. Tamam tamam. Kızma hemen. Çok güzel bir plan patron. Kesinlikle işe yarayacak. Peki bu bana verdiğin çuvalın içinde ne var? Hani biz Beşiktaş'ın stadına futbol topu fırlatacağız ya. Burası kocaman bir futbol topu fabrikasına dönüşecek ya Azmi. Evet patron. Tabii ki futbol topu var içinde. Boş sorular sormayı bırak da görevine odaklan. Planımız nedir Mehmet? Anlatıyorum. Yaklaşın. Gürgen Nazım görüldüğü gibi bahçenin diğer tarafında duruyorlar. Galiba buranın kapanmasını bekliyorlar. Öyle görünüyor. Yani 10 dakikamız var. Biz onlardan önce yukarı çıkıp direklere tırmanacağız. Ya bizi görürlerse? Göremeyecekler. Çünkü direklere tırmanmış olacağız Ali. Edindiğim bilgilere göre Tophane-i Amire Fatih Sultan Mehmet zamanında top dökmek için yapılan bir yer. Azmi'nin sırtındaki top çuvalına bakarsak Gürgen bir yerlere top fırlatacak demektir. Fatih gibi düşünmüyor anlaşılan. Hadi artık harekete geçmeliyiz çocuklar. Balonlar hazır mı Ali? Ha, hazır. Gürgen için özenle renk renk balonlar seçtim. Sis makinesi hazır mı Elif? Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Eğlenceli olacak sanki. Hadi ne duruyoruz? Gidelim o halde. Eğer Ali'nin dediği gibi Gürgen burayı bir yerlere top fırlatmak için kullanacaksa bu pencereleri kullanacaktır. Direklerdeyken bizi zaten göremeyecek. Sis makinelerini nasıl kullanacağız? İki tane sis makinamız var zaten. Bunlar Ali ile Elif'in olduğu direklerin altında duracak. Tamam, hadi tırmanalım. Birazdan gelirler. Burası ne kadar da büyük bir yer patron. Benim başarım daha büyük olacak Azmi. Herkes beni konuşacak. İlk hedefim Beşiktaş stadı olsa da çok büyük bir futbol topu fabrikasının kurucusu olduktan sonra tüm şehrin stadyumlara top fırlatabilir, hatta tüm dünya stadyumlarına buradan top fırlatabilirim. Belki de bu kadar çok top fırlatan biri olarak seni astronot yapıp uzaya fırlatabilirler patron. Bu kadar konuşarak zor bitiririz biz bu işi. Hadi artık işe koyulalım. Ne yapmak istediği şimdi anlaşıldı. Demek ki burayı futbol topu fabrikasına dönüştürecek. Daha doğrusu dönüştüremeyecek. Gürgen'e bir ders verme zamanı geldi çocuklar. Şu işe bak. Top o kadar hızlı gitti ki görmedik bile. Saçmalama Azmi. Top yerine balon koymuşsun. Şu an gökyüzüne kırmızı bir şey havalanıyor. Bak bakalım top mu? İçine bir tane top koy da zaferimizi yaşayalım artık. Hmm.
Nazlı Bey! Bu işten bir şey anlamadım patron. İçine top koyduğuma eminim. Çok ilginç. Böyle olmaması lazım. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Belki de havan topunun futbol topunu fırlatmamasının bir sebebi vardır. Ne dersin Gürgen? Buraya futbol topu koyduğuma emindim. Gördün mü patron? Boşuna sinirlendin bana. Ali, hatırlıyor musun? Bu sabah bir nesneyi çok yükseğe atmak için ne yapabilirim diye sormuştun. Şimdi cevabını alabilirsin. Al. Çocuklar, çocuklar, anlaşabiliriz. Yapmayın. Azmi, ne duruyorsun orada? Bir şeyler yapsana. Bence iyi tarafından bakalım patron. Bedavaya uçacağız. Azmi! Ali, ne kadar yükseğe fırlattığının farkında mısın? Sanırım rekor sende. O zaman ben mahalleye bir havan topu götüreyim. Tek çaresi bu. Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Of! Neredeyse bütün gemilerimi batırdın. Görürsün. Bundan sonra sıra bana gelince en büyük gemini batıracağım işte. Tabii tabii. Hadi ama. Gören de sırtında taş taşıyorsun sanır. İşte amiral battı. Nasıl yani? İnanmıyorum. Hile mi yapıyorsun? Anlamadım ki. Hile yapmıyorum tabii ki. Sadece oynamadan önce bir sonraki hamlenin olasılıklarını hesaplıyorum. Al işte yine batıramadım. Of! Düşünmeden oynuyorsun da ondan. Bu bir akıl oyunu. Eğer planın yoksa sen de yoksun. Ne oldu? Bu sefer planın işe yaramadı galiba. Alakası yok. Sinyal alıyorum. Çınar bizi çağırıyor. Ama Elif ve Ali yok. En son şu tarafta denizaltı yapıyorlardı. Denizaltı mı? Ali'nin son merakı. Ha, bak işte böyle. Balonun içine havayı doldurunca denizaltı tekrar yüzeye çıkıyor. Çok eğlenceliymiş bu. Ben de denemek istiyorum. Söylediğim malzemelerin hepsini evde buldum ve getirdim. Arkadaşlar toparlanın.
Çınar'dan çağrı var. İyi de daha denizaltı yapacaktık. Of! Hoş geldiniz çocuklar. Umarım sizi işlerinizden alıkoymamışımdır. Yok koca Çınar, yok. Gemileri batırmakla meşguldük sadece. Hem iyi oldu. Bütün gemilerin batmak üzereydi zaten. Güzel. Edinilen her tecrübeye bakarsınız birden lazım olur. Öyle değil mi? Ne lazım olur? Gemi batırmak mı? Of, korkuyorum. Gürgen bu sefer neyin peşinde kim bilir? Sakin olun. Ne de olsa onu en son denizin üstünde gördüğümüzde cup dibi boylamıştı. Azmi! Evet, iyi bir denizci olmadığı kesin. Hatta benden bile kötü. Evet, hepiniz harika bir iş çıkarttınız. Her zamanki gibi. Bu sefer görev yerimiz neresi koca Çınar? Gürgen yine nereyi karıştırıyor? Görünüşe göre iş ciddiye biniyor çocuklar. Gürgen'in büyük bir hazırlık içinde olduğu belli. Tam olarak planı ne bilmiyorum. Bunu beraber göreceğiz. Yılın icadı budur. Ne yılı? 100 yılın. Hatta 1000 yılın icadı. Öyle değil mi Azmi? Azmi! Hala gelmedi mi? Nerede kaldı bu çocuk? Bittim. Tükendim. Kurudum ben, kurudum. Azmi, nerede kaldın Azmi? Burada icat yapıyoruz. Önemli bir iş bu. Sarsaklık etmenin yeri ve zamanı değil. 5 çuval çimento taşıdım. İnsaf etme patron. Hadi hemen bunları depoya dolduruver. Fazla vaktimiz yok. Yeterince oyalandık zaten. Bu sefer planın nedir? İşte tam burası. Orası neresi patron? Tarihi moda iskelesi. Tarihiymiş. Adında bile meymenet yok. Tarihi olan her şeyi tarihe gömmek istiyorsun değil mi patron? Tarihe mi? Tarihe niye gömeyim? Tarihe gömersem yine tarih dersine malzeme çıkarmış olurum. Tarih dersine malzeme çıkarırsam tarih dersini geçmem neredeyse imkansızlaşır. Öyle olunca da Mars'a hiç gidemem. Düşüncesi bile korkunç. O yüzden tarihe değil, direkt denize gömeceğim. Hadi kalk, gidiyoruz şimdi. Tarihi moda iskelesi mi? Gürgen'in orayla ne derdi olabilir ki? İnsanlar eskiden gemilere binmek ve deniz yolculuğuna çıkmak için burayı kullanırmış. Buradan İstanbul'un her yerine gemi gidermiş. Binanın mimarisi de oldukça güzel ve sanatsaldır. Yani hem ekonomik hem de kültürel dokunun bir parçası. Daha ne olsun, tam Gürgenlik. Arkadaşlar, haritada moda iskelesinin yerini buldum. Uydu görüntüsünü indirmeye bekliyorum. Hah, işte geldi. Konum olarak bayağı kritik bir noktada. Bakın, 3 tarafı denizle çevrili bir burun. Gürgen çoktan harekete geçmiş olmalı. Acele etsek iyi olur. Aklınızı, bilginizi ve sağduyunuzu kullanın. Size güveniyorum çünkü. Vay vay vay. Ne konum ama. Burayı ele geçirdiğimizi bir düşünsene Azmi. Çıkarken aceleden soramadım. Neden burayı seçtin patron? Neden olacak? Hem korunaklı hem de gerektiğinde İstanbul'un bütün sahillerini kontrol etmeye elverişli. İyi de burada denizden başka hiçbir şey yok ki. Saçmalama Azmi. Aklını kullan. Buradan tarihi yarımadayı bile kolayca ele geçirebiliriz.
Ayrıca bu iskele denen binayı da yerinden ettik mi, al sana mis gibi roket fırlatma üssü. Eskiden İstanbul'un Anadolu yakası boyunca uzanan kıyıyı, Kadıköy'ü, Kalamış'ı, Fenerbahçe'yi birbirine bağlayan bu vapur iskelesi, bundan sonra İstanbul'u Mars'a bağlayan uzay üssü olacak. Dahi miyim, neyim? Burası bizim görev kontrol merkezimiz için çok uygun bir yer. İşte nedeni bu Azmi. İyi de patron, roket fırlatmak için buranın en az 10 misli bir alana ihtiyaç var. Bu binanın kendi neredeyse roketin yarısı kadar etmez. Allah Allah! Birden akıllı sen mi aldın? Biliyoruz herhalde. Plan yaptık da geldik. Boşuna mı taşıdık onca çimentoyu? Aa, evet. Onca çimento ne işe yarayacak? Bu denizi bulunduğumuz yere kadar betonla dolduracağız. Sonra da bu iskeleden kurtuluruz. Hadi hazır kimseler ortalıkta yokken bitirelim şu işi. İşte oradalar. Hadi koşun. Patron, duydun mu? Bunlar sanki... Hay aksi. Yine mi bunlar? Her seferinde ayağımıza dolanmasalar olmaz sanki. Gürgen dur! Neden duracakmışım? İskele babası mıyım ben? Hadi koşun, daha hızlı. Burası tamamen benim olacak. Bu işe yaramaz iskeleyi geleceğin kontrol merkezi yapacağım. Ve gelecek benim elimde. Olamaz, onu kaçırdık. Of, ne yapacağız şimdi? Bir sonraki hamlesini hesaplamaya ne dersin? Of Mehmet, dalga geçmeyi bırak lütfen. Oyun değil ki bu. Neden? Sonuçta bir plan yapmamız gerekiyor, öyle değil mi? Planın yoksa sen de yoksun. Öyle dememiş miydin? Evet. Ama üzgünüm, kullandığım uygulama sadece oyun için tasarlanmış. Gürgen'in denizaltısının hareketlerini tanımlayamaz ne yazık ki. Ama tabletinde pusula uygulaması vardı değil mi? Evet. Ali, bu denizaltının malzemesi metal değil mi? Evet. Pusula bu metali kolayca algılar değil mi? Yani ibrinin yönünü değiştirmeye yeter. Tabii ya. Mehmet, bu harika bir fikir. Hemen pusula uygulamasını açıyorum. İyi de ters tarafı gösteriyor. Denizaltı karada olamaz ki. Şu anda normal olarak kuzeyi gösteriyor olmalı. Ancak metale iyice yaklaşırsak metal ibrenin yönünü değiştirir. Yani planın işe yaraması için gemiye daha yakın durmak gerekiyor. Atlayın hadi. Harika. Nereden buldun bunu? Şuradaki birinden ödünç aldım. Ali hadi gelsene. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Yani bu sadece bir tahta kayık. Denizaltının karşısında ne kadar şansımız olabilir ki? Haklısın ama elimizde sadece bu var, üzgünüm. Hadi Ali atla işte. İşte onları bulduk. Gemi tam altımızda bir yerde. Durum sabit arkadaşlar. Aşağıda duruyorlar. Hayda, bir bu eksikti. Yerimizi nasıl buldu bunlar? Bu iş artık fazla uzadı. İşe koyulmanın vakti geldi de geçiyor bir de. Böyle durup bekleyecek miyiz? Aşağıda ne yaptıklarını öğrenmemiz lazım. Ve bir planımız olsa iyi olur. Aslında bu minik kamera işimize yarayabilir. Görüntüyü uzaktan tabletime gönderebiliyor. Ama bunu denizin dibine nasıl indiririz bilmiyorum. Birinin onunla birlikte dalması gerekir. Ama bu çok tehlikeli. Biz dalamayız ama Ali'nin yaptığı küçük bir denizaltı dalabilir. Öyle değil mi Ali? Malzemeler yanında mı? Evet. Parkta yapacağımıza burada yaparız. Hadi o zaman. Azmi, çimento deposu hazır mı? Hemen hazırlıyorum patron. Kamerayı da yerleştirdim. Hazırsak bırakıyorum. Tamam, ben de görüntüyü açıyorum. İşte bir görüntü yakaladık. Çuval, bu bir çimento çuvalı. İşte tamam. Pekala, başlıyoruz o zaman. Olamaz, Gürgen harekete geçti.
Onu durdurmak için tek çaremiz var. Denizaltıyı aracın motoruna yerleştirmeye çalışacağız. Zeynep, sen tabletteki görüntüden beni yönlendirmeye devam et. O halde başlıyoruz. Neler oluyor patron? Gemi kontrolden çıktı. Mars'a yaklaşıyoruz Azri. Ama bir denizaltıydı. Hayatımda gördüğüm en saçma denizaltı. Benimki bile daha iyi çalışıyor. Aynı fikirdeyim. Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız Elif. İnşallah yapabiliriz tabii. Ben pek emin değilim. Galiba bende. Başarmak için önce inanmalısınız. Tamam hadi. Bir, iki... Üç. Ben galiba düşürüyorum Elif. Düştü hatta. Ali, bak Mehmet düşürdü. Sen sakın düşürme. Tamam Elif, merak etme. Ha, düştü. Bari sen düşürme Zeynep. Bak diğer ikisi de... Ah, benimki de düştü bile. Kendinize gelir misiniz lütfen? Ne yapalım ama Elif, beceremiyoruz. Olmaz öyle şey. Çok basit. Bakın şöyle. Gürgen bile yapardı yerinizde olsa. Hadi çabuk ama. Kaldırın yerden hula hooplarınızı. Evet çocuklar. Bilin bakalım size ne sürprizim var. Ne sürprizi? Lütfen söyleyin öğretmenim. Lütfen, lütfen. Evet arkadaşlar. Geziye gidiyoruz. Ne güzel. Nereye gidiyoruz öğretmenim? Tarihi Çadır Köşkü'ne. Hem de tarihi. Öğretmenim, ben yanımda bir arkadaşımı getirebilir miyim? Olur Gürgen. Ama biz az sonra yola çıkıyoruz. Servis aşağıda bekliyor. Siz gidin öğretmenim. Ben arkadaşımı alır gelirim. Tamam Gürgen. Azmi ile birlikte gideyim. Baksana tarihiymiş. Beraber inceleme yaparız. Hadi yılmak yok. Tekrar başlıyoruz. Peki Elif. Evet, çok güzel gidiyor.
Olamaz, yine mi? Kusura bakma Elif. Patron, beni de gezmeye götürdüğün için teşekkürler. Sen gezmeyeceksin Azmi. Ben gezerken sen notlar alacaksın. Ne notu patron? Nereye gidiyoruz biz Azmi? Nereye gidiyoruz? Daha onu bilmiyor. Tarihi çadır köşküne. Evet. Peki biz tarihi olan yerleri ne yaparız? Bunu biliyorum. Tarihini ortadan kaldırırız. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttun. Sen şimdi çadır köşke gittiğimizde oraya rahat saldırı yapabilmemiz için gözlem yapacaksın ve düşüncelerini not edeceksin Azmi. Tamam patron. Bak geldik galiba. Tarihi çadır köşkü şurası olmalı. Gerçekten de çadıra benziyormuş patron. Herhalde Azmi. Çadır köşkü ağaca mı benzeyecek? Adı üzerinde çadıra benziyor işte. Bizimkiler gelmemiş hala. Kimse gelmeden fotoğraf çekilelim mi patron? İyi fikir. Hadi gel çekilelim. Çalışma zamanı. Peki patron. Ben de biraz güneşleneyim. Patron, patron, uyan artık. Çok geç oldu. Neler oldu Azmi? Geldiler mi? Neredeler? Kimse gelmedi patron. Sabahtan beri not alıyorum. Not alacak başka bir şey kalmadı. Gitsek mi artık? Onlar yolu bulamadılar herhalde. Yarın hepsiyle dalga geçeceğim. Hadi gidelim. Bakın, biraz geliştirdiniz kendinizi. Yakında öğreneceksiniz. Elif, artık gidelim mi? Sonra devam ederiz. Akşam ezanı da okundu. Evdekiler merak etmiştir. Çok geç olmuş gerçekten. Hiç farkında değilim. Gidebilir miyiz peki? Evet, gidebiliriz. Hiç bitmeyecek sandım. Ali, homurdanıyor musun sen? Yok yok, biz sadece... Günaydın Hasan. Günaydın. Dün neden gelmediniz Hasan? O kadar zevkliydi ki çadır köşkü. Bak çekildiğimiz fotoğraflara. Çok güzelmiş ama burası çadır köşkü değil ki. Nasıl değil? Bak çadır köşkü burası. Biz gittik zaten. Bunlar da benim fotoğraflarım. Bu da ne demek oluyor? Nasıl olur? Gösteririm ben şimdi o tarihi çadır köşküne. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi buna? Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Duymadınız mı? Size diyorum. Bakın Çınar bizi çağırıyor. Evet, Ali haklı. Doğru, tabletime de haber gelmiş. Ben de anladım, merak etmeyin. Hepinizin söylemesine gerek yok. Neyse, sonra devam ederiz. Bir an sürekli hula hop çevirip İstanbul'a bile yardım etmeyeceğiz sandım. Kaytarmaya çalıştığınızı da fark ediyorum bu arada, ona göre. Göstereceğim ben onlara. Resmen tarihi çadır köşkü yerine adamın birinin çadırını gezmişim. Bana yapılır mı bu? Merhaba patron. Gördüğüm kadarıyla plan yapıyorsun. Dün çadır köşküyle ilgili aldığım notlara ihtiyacın yok mu? Hayır Azmi. Çek onları gözümün önünden. Sinirlerim daha da bozuluyor. Çek dedim sana, çek. Peki patron, tamam kızma. Ne yapsak suç? Anlamadım ki. Tamam, bitti işte. Yürü, gidiyoruz. Tamam patron. Nerede kaldın Azmi? Geldim patron. Demek ki arkadaşlarının üstüne çok gidiyorsun Elif. Biraz daha sabırlı olabilirsin. Peki Çınar.
Hem ben anlamadım ki hula hoop çevirmek ne işimize yarayacak? Ne güzel, eğlenceli işte. Arkadaşların henüz senin kadar iyi çeviremedikleri için aynı şekilde eğlenmiyor olabilirler Elif. Ali, bence sen de peşin hükümlü olma bu kadar. Aa! Alarm ürütüyor. Gürgen harekete geçmiş olmalı. Aynen öyle Mehmet. Aldığım sinyallere göre hedefi de çadır köşkü. Hadi hemen biz de harekete geçelim. Tamam. Demek çadır köşkü burasıymış patron. Evet Azmi. Boşu boşuna koca bir günü başka bir yerde geçirdik. Bu sefer ben bile sinirliyim patron. Alalım intikamımızı. Merak etme sen. Peki ne zaman harekete geçeceğiz? Dur Azmi biraz. Hazır gelmişken biraz dinlenelim. Geldik işte. Demek çadır köşkü burası. Çok güzelmiş. Evet. Buraya iş dışında da gelelim bence. Ne? İş dışında mı? Neyse, o zaman işimize bakalım. Zeynep, çadır köşkü hakkında bilgi verebilir misin bize? Tabii Mehmet. Çadır köşkünün diğer adı Sedir Köşkü. Padişah Abdülaziz Han tarafından 1865-1871 yılları arasında yaptırılmış. Yani yaklaşık 150 sene önce. Mimarı Sarkis Baryan'mış. Ayrıca bina beyaz ve kırmızı rengin hakim olduğu bir dış görünüme sahip. Tamam o zaman. Hadi başlayalım onları aramaya. Evet, çoktan harekete geçmiştir o Gürgen. Çoktan harekete geçmemiz gerekmez miydi patron? Neredeyse burada olur o Mehmet ve arkadaşları. 40 yılda bir doğru konuştun Azmi. Aferin. Planımızı uygulamaya başlayalım. Oh, iyi geldi vallahi. Hadi gidelim. Burada da yoklar. Nerede olabilirler acaba? Ayrılmamız gerek. Zeynep, sen benimle gel. Ali, sen de Elif'le ters tarafa gidin. Evet Azmi, hazır mısın? Hazırım patron. Planımız nedir? Çadır köşkü çadır haline getireceğiz. O nasıl olacak peki? İşte bununla. Muhteşem icadım Gür Çadır 5000'le. Bunun neresi 5000 patron? Bu olsa olsa 5 olur. Sen öyle san. Oh! Gördün mü Azmi? Gerçekten muhteşemsin patron. Gel benimle. Peki şimdi ne yapacağız? Çok basit. Şu balyozlarla binayı yıkacağız. Bir şey icat etseydin keşke patron. Bununla zor olur. Üşenme Azmi, üşenme. Bu da ne arkadaşlar? Bilmiyorum. Hemen gidip bakalım. Durun. Yine mi siz? Durun dedim size. Kusura bakma ama durmayacağız. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bilmiyorum. Çadırdaki ışıklandırmayı kapatabilirsek hareket etmelerini engelleyebiliriz. Zeynep haklı. Bunu ben yapabilirim. Ne yapacağız patron? Ben hiçbir şey göremiyorum. Bir şey olmaz Azmi. Bak böyle vuracaksın. Bana vurdun patron. Sen de bana vurdun. Gene vurdun patron. Gerçekten beceriksizsin Azmi. Hadi kaçalım bari. Durun bakalım. Öyle kolay değil. Yine mi hula hoop Elif? Ne iş var onun yanında? İzle bakalım. Yakalandık Azmi. Muhteşem bir atıştı. Her zaman söylerim. Kolay işti. Polis geliyor. Kaç Azmi, kaç. Kaçamıyorum patron. Öyle olmaz. Sırtına al beni. Koş Azmi. Elif, özür dilerim bu arada.
Hula hoop çevirmek ne işimize yarar ki demiştim. Resmen sayesinde Gürgen ve Azmi'yi yakaladık. Hadi mahalleye dönüp hula hoop çevirelim. Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Yaşasın. Ali hastayken oyun oynamanın hiç tadı yok ki. Üf, yine çizgiye bastım. Normalde bu oyunda sonuncu Ali olurdu. Niye hastalandı ki? Onu çok özledim. Birlerdesin. Bence de Elif, sevinmek için daha erken. Birler, ikiler, beşler fark etmez arkadaşlar. Bu kez şans benden yana. Şimdiden üçlere geldim bile. Bu kez işim zor görünüyor. Beş taş değil, satranç oynuyoruz sanki. Hadi Elif, yerdeki üç taşın hepsini birden alman lazım. Çabuk sevinme demiştim. Aklım Ali'ye gitti, o sebeple dikkatimi toplayamadım. Aslında ne oynadığımızın da bir önemi yok. Pek keyif alamıyorum. Ben de. Azmi. Geldim patron. Sana mis gibi ıhlamur kaynattım patron. Hmm. Fokur fokur. Ah!
Beni aşlamayı başardın Azmi. Yine. Ama patron, sen de bana tuzak kurmuşsun. Şaşkın Azmi. O tuzak İstanbul muhafızları için. Yeni icatım Buzbuz 7000. Sadece işe yarıyor mu diye kontrol etmek istedim. Evet, işe yarıyor patron. Dünyam alt üst oldu. Peki bu kez planımız nedir? Dinle Azmi. Evet arkadaşlar. Gelecek dersimiz için bir konuda araştırma yapmanızı istiyorum. Para. Tarih boyunca çeşitli amaçlarla paralar bastırılmıştır. Mesela krallar hükümdarlıklarının sembolü olarak altından para... Öğretmenim! Gürgen, öğretmenlik hayatımın başından beri dersine giriyorum. İlk kez el kaldırdın. Para İstanbul'da nerede bastırılmıştır öğretmenim? Gürgen soru sordu. İlk olarak Topkapı Sarayı'ndaki darphane-i amirede altın ve para bastırılmıştır. Daha sonraları ise para Beşiktaş'taki... Evet arkadaşlar, dersimiz bitti. Merak etme Gürgen, bir sonraki ders hepsini anlatacağım. Ya Azmi, öğretmenin konuşması yarım kaldı. Ama ben darphanenin yerini öğrendim. İnanamıyorum patron. İlk kez derste bir şey öğrenmişsin. Ne öğrendin? Ah, şaşkın. Önce oradaki altınları ele geçireceğiz. Sonra o altınların üstüne kendi resmimi bastırıp hükümdarlığımı ilan edeceğim. Hem çok zengin olacağım hem de İstanbul'a hükmedeceğim. Ve tarih dersini ortadan kaldıracağım. Altınların nerede olduğunu biliyor muyuz patron? Şimdilik hayır. Koş git hemen bir kazma ve kürek getir. Gerekirse o altınları bulmak için her yeri kazarız. Patron, ikişer tane getirsem daha hızlı kazmaz mıyız? Sadece sen kazacaksın şaşkın. Bu eller Azmi, kalem tutmak için var. Kazma kürek tutmak için değil. Çok sıkıldım. Ben de. Hey bakın, Çınar bizi çağırıyor. Ha? Çok şükür bir değişiklik oldu. Merhaba çocuklar. Eğlencenizi bölmek istemezdim ama. Ay Çınar, lütfen böl. O kadar sıkıldık ki. Ali hasta ve o olmadan oyun oynamanın bir tadı yok. Birbirinizi bu kadar çok sevmeniz çok güzel çocuklar. Maalesef bu sefer işiniz daha zor. Bir kişi eksiksiniz. Gürgen ve Azmi yine ne plan yaptılar acaba? Olamaz, işe koyulmuşlar bile. Bu kez darphane-i amire yakınlarından sinyal aldık. Bilgilere ulaşıyorum. Merak etme Çınar. Seninle irtibat halinde oluruz. Size güveniyorum çocuklar. Bütün binalar boş Azmi. Nerede basılıyor bu paralar? Nerede bu altınlar? Ama burası çok güzel bir yermiş patron. Azmi, turistik geziye mi geldik? Sinirlendirme beni. Şşt. Yine Mehmetler burada. Darphane olarak kullanılan bu bina Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından 1727'de yaptırılmış. Darphane kapısının sol tarafında bulunan bu küçük çeşmede 3. Selim'in tuğrası varmış. Vay canına. Osmanlı için önemli bir yer tutan darphanede para basımı dışında altın ve gümüş eşya, hatıra sikkeleri ve mücevherlerin imalatı da yapılırmış. Çok büyük görünüyor. Haklısın Elif. 17 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Bir diğer girişi de arkeoloji müzeleri girişinin karşısında bulunuyor. İki girişi mi var? Ayrılmamız gerek. İçeride buluşuruz. Siz diğer girişe gidin. Ben ikiniz kadar hızlı koşamam. Gürgen ve Azmi'yi elimizden kaçırmayalım. Hayır, hayır. Bırak arkadaşlarımı. Hayır. Mehmet, Elif, Zeynep. Ha, nerede bunlar? Bensiz seksek oynamışlar. Onlar da hani? Bensiz beş taş da oynamışlar.
İyi ama neredeler? Çınar? Hoş geldin Ali. Nasıl oldun? Hala biraz hastayım ama bir kabus gördüm. Hislerin seni yanıltmamış Ali. Biraz evvel Zeynep'le bağlantıyı kaybettim. Hayır, bana ihtiyaçları olabilir. Neredeler? Nerede bu para basılan oda? Şaşkın Azmi, bir şey söylesene. Hiç genel kültürünüz yok mu sizin? Burası eskiden para basmak için kullanılıyormuş ama şimdi asıl darphane başka yerde. Bizi kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Patron, bence doğru söylüyor. Bütün binaları gezdik ama hepsi boştu. İlk kez haklısın Azmi. Yine de zamanında burada para basıldığına göre kesin bir yerlerde gömülü altınlar vardır. Tek yapmamız gereken kazıp çıkarmak. Nereyi patron? Her yeri. Buraya zarar vermenize izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarım sizi durduracaktır. İmdat! Bu kez hazırlıklıyız. Bize engel olamayacaksınız. Ses şuradan geldi. Zeynep'i kurtarmalıyız çabuk. Diğer arkadaşınız nerede? Neydi adı? Ali. O hasta evinde. Şanslı günündeymiş. Buna pişman olacaksın Gürgen. Bırak bizi. Hadi Azmi, elini çabuk tut. Şu altınları arayıp bulalım. Neden anlamak istemiyorsunuz? Altın veya para yok burada. Boşu boşuna yıkacaksınız her yeri. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ki. Sadece Azmi biraz yorulacak. Hepsi o. Çok yorulacağım patron. Peki muhafızlara ne yapacağız? Arkadaşlarımı rahat bırak Gürgen. Hemen gidip polis çağıracağım. Beni yakalayamazsınız. Patron, eyvah. Polislere haber verecek. Koş Azmi, yakalayalım şunu. Tamamdır, polise haber verdim. Birazdan burada olurlar. Ah Azmi, hepsi senin yüzünden. Beni telaşlandırdın, kendi tuzağımıza düştük. Ali, bu kez İstanbul'u sen kurtardın. Çok iyi işte. Böylesini ben bile yapamazdım. Tebrik ederim çocuklar. Bu sefer işiniz çok zordu ama yine de başardınız. Ali hepimizi kurtardı. Siz de olsanız aynını yapardınız. Arkadaşlık böyle bir şey. Biri dardayken diğeri mutlaka yardım eder. Aferin Ali. Çok doğru söyledin ama artık eve gidip dinlenmelisin. Çocuklar, siz de eğlencenize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hayır!
Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Ağacın arkasındalar. Onları görmediğimizi sanıyorlar. Baksana şunların haline. Hey, biraz öteye gitsene. Açıkta kaldım. Görüneceğim, bana da yarayın. Beni itmeyi bıraksana. Burası zaten kocaman. Hazır mısın Zeynep? Sürpriz bir atak yapalım. Arkadaşlarımızı biraz serinletelim. Hadi çekil biraz. Bizi buldular. Ne var bunda gülecek? Hadi sıra bizde. Şimdi. Elif bana gelip dur. Elif hani biz ortaktık. Bakın çınar bizi çağırıyor. Şanslısın Ali. Ah, teşekkürler çınar. Tam zamanında. Geldiğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Bugün nasılsınız? İyiyiz çınar. Teşekkürler. Ali sen de iyisin değil mi? Çocuklar, sizi neden çağırdığımı biliyorsunuz. Ama bir dakika. Galiba Ali size biraz kırgın. Bence rol yapıyorum. Ali? Hepsi bir uçsuz tabancalarıyla beni ıslattı Çınar. Hatta Elif benimle işte hemen onların tarafına geçti. Bence arkadaşların sadece seni sevdikleri için sana şaka yapmışlar. Biz şey Çınar, sadece şaka yapmak istedik. Oyunlarda ikiye ayrılsak da biz tek bir takımız. Bize kırıldıysan özür dileriz Ali. Sadece sen de eğlenirsin diye düşünmüştük. Hep siz mi şaka yapacaksınız? Size hiç kırılmadım ki. Aslında çok da hoşuma gitti. Ferahladım sayenizde. Acaba oranı tutturabildim mi? Azmi, nerede kaldın? 2 saat oldu. Bir defa da geç kalmasan olmaz mı? Koşarak geldim patron. Çok yoruldum. Nasıl patron? Beğendin mi çiçeğimi? Tam 4 yıldır gözüm gibi bakıyorum ona. Güzel, güzel. Tam istediğim gibi. Patron, o ne? Hiç, şey işte, gübre. Yeni icadım. Teşekkürler patron ama çiçeğimin gübreye ihtiyacı yok. Daha yeni bakım yaptım ona. Çekesene. Sağ ol patron ama benim çiçeğimin gübreye alerjisi var. Çiçeğin alerjisi mi var? Çiçeğim biraz nazlıdır da. 2 damlacık. Merak etme, bir şey olmaz. Olmaz dedim patron. Uçtu.
Bittin sen Azmi, bittin. Patron, yanlışlıkla oldu. Ebru Yazmi, kaçma. İksirin ne işe yaradığını çok merak ettim şimdi. Biz de o halde. Aa, gerçekten de gübreymiş. Biraz sabırlı ol. Aa, bu nasıl bir gübre? İşte bu. Bu yeni iksirim sayesinde İstanbul'daki tüm çınarları kurutacağım. Çocuklar, sizi neden çağırdığımı anlamışsınızdır. Tabii ki Gürgen. Bu kez hangi tarihi esere saldıracak? Bu kez işimiz gerçekten zor. Çünkü Gürgen herhangi bir tarihi esere saldırmayacak. Ne? Gürgen pesmetti artık. Maalesef Gürgen Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesi olan çınar ağaçlarına saldırmayı planlıyor. İstanbul'daki tüm çınarları yok etmek istiyor. Nasıl? Ama sen de çınarsın. Ya sana saldırırsa? Saldırıya nereden başlayacağını kesin olarak bilmiyoruz. En çok çınar nerede varsa oradan başlamak isteyebilir. Bu defa gerçekten çok kızdım. Ali haklı. Riske gireceğiz çocuklar. Erkenden yola çıkmanız gerekiyor. Gürgen'in hamlesini tahmin etmeniz gerekiyor. Geç kalmadın, harekete geçelim. Evet. Bir tüp iksire iki kova su dökeceğiz. En büyük çınarları bile 10 dakikada kurutacak. Diğerini de ver bakayım. Neden çınarları yok etmek istiyorsun patron? Çünkü onlar yüzünden hayallerim bir kez daha ertelendi. Sözlüğe hazırlandın mı Gürgen? Tabii ki öğretmenim. Neredeyse hazır sayılırım. O halde sana kolay bir soru soracağım. Söyle bakalım. Ne? Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesi hangi ağaçtır? Hatta sana bir ipucu vereyim. Bu ağaç uzun ömür ve ihtişamın simgesidir. Allah Allah, aklıma gelmiyor. Söğüt ve Toman işte 1299 yılı. Cevap veriyorum öğretmenim, Söğüt ağacı. Yine çalışmadın değil mi? Doğru cevap çınar ağacı olacaktı. Söğüt bir yer ismi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yeri. Bunu siz istediniz. Karşıma çıkan bütün çınar ağaçlarını yok edeceğim. Benim kim olduğumu hepiniz anlayacaksınız. Bu kitabı kütüphaneden aldım. İstanbul'daki çınarlar hakkındaki tüm bilgiler var. Bakalım en eski çınarlar hangileriymiş? İşte burada. Sence yaptığın iksir bunu kurutur mu patron? Hem de nasıl? Bütün iksiri kullanacağım. Bugün sadece bu çınarı kurutsak yeter. Bazı iddialara göre bu çınarı İstanbul'un fethedildiği gün bizzat Fatih Sultan Mehmet dikmiş. Vay, ne kadar da yaşlıymış. Matematik benim en iyi dersimdir. Şimdi hemen yaşını hesaplayayım. Senin matematik. Meşten 3 çıktı. 11, elde var 1. Buldum. Tam tamına 38 yıllık. Kaç durak kaldı Gülhane Parkı'na? 2 durak. Mehmet, ne düşünüyorsun? Gürgen'in Gülhane Parkı'ndaki çınarlara saldıracağını düşündüm ama içimde kötü bir his var. Ya başka bir yere saldırırsa ve ona engel olamazsak? Hepimizin aklına ilk orası geldi. Şuraya bakın. Ama bu doğru mu anladım yoksa? Gürgen ilk hedef olarak çınarı seçmiş. Hemen geri dönmeliyiz. Acele edin. Bu taraftan. Çok mesafe kalmadı. Kimse bizden şüphelenmez değil mi? Kaç defa söyleyeceğim Azmi? Soran olursa görevli olduğumuzu söyleyeceğiz. İksir ağacı püskürtünce önce yaprakları ışıldamaya başlayacak. Bize teşekkür bile edeceklerdir, merak etme. Ama sonra... Hehehehe.
Daha hızlı koşmalıyız. Umarım geç kalmamışızdır. Bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Eğer öyle bir şey olursa Gürgen'i elimden kimse kurtaramaz. Geldik işte. Acele edin. Ne? Hiç bu kadar büyük bir çınar görmemiştim. Bunu sağ mı bıraksak? Hemen yumuşama. İstanbul'da tek bir çınar kalmayacak. Hepsini ama hepsini kurutacağım. Bakalım gerçekten bu kadar uzun ömürlü müsünüz? Yazık olacak bu tarihi çınara patron. Başka çınarları mı kurutsak? Azmi, tek kelime daha edersen işimi bitirdikten sonra senin o güzel çiçeğine sıra gelir. Anladın mı? Gürgen! Hı? Artık çok olmaya başladın. Ne? Ne? Bıktım artık sizden, bıktım! İşiniz gücünüz yok mu sizin? Su tabancası mı onlar? Elinizdeki su tabancalarıyla beni durduracağınızı mı sanıyorsunuz? Oyun oynamak için zamanım yok. O kadar emin olma. Ali, şimdi! Demek suyunuz bitti. Ama benim iksirim daha bitmedi. Ne o? Bu kez işe yaramadı galiba. Şimdi beni kim durduracak? Seni durdurmanın her zaman bir yolu vardır Gürgen. Azmi, bir ses duydun mu? Evet patron. Beni kurutmak mı istiyorsun? Dene o zaman. Şaka bu. Nasıl olabilir ki? Biri kandırmaya çalışıyor sana. Çınarları rahat bırak. Bu sana son uyarım. Anladın mı beni Gürgen? Azmi kaç! Konuştu. Duydun. Arzu konuştu. Kaç Azmi. Bir daha sakın buraya gelmeyin. O kadar korktular ki bir iki gün dilleri tutulur. Çınar o kadar sert konuştu ki bir an ben bile korktum. Ha, 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 ha